Yine malzemeleri sayayım teker teker. Pide için malzememiz bu ortalama 2 kilo bir hamur olacak. Malzememiz 100 gram maya, 100 gram şeker, 500 gram tereyağı, 50 gram tuz ve 6 adet yumurta. Pide için gerekli malzemeler, normal ekmek için de gerekli malzemeler, 100 gram maya, 50 gram tuz da normal ekmek için hazırlanacak olan malzemeler. Bakalım pidemiz nasıl olacak? Teşekkür ederim, başlayalım. Önce arkadaşlar şöyle mayamızı koyalım. Bir de şöyle bir ılık suyumuz var. Ilık su yalnız, dikkatinizi çekerim. Ilık suyumuzu ekliyoruz. Bu arada pideyi kimisi sütle de yapıyor ama ben sütle yapmıyorum, sevmiyorum. O yüzden suyla yapıyorum değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mayamızı hamurun içinde iyice sulandırıyoruz. Mayayı unla güzelce harmanlıyoruz ki dinlenmeye bıraktığımız zaman güzelce kabarsın diye değerli arkadaşlar. Hadi devam edelim. Evet değerli arkadaşlar, ortam sıcaklığına göre değişiyor tabii ki ama ben şu an ortalama 5 dakika bıraktım ve mayam biraz kabarmaya başladı. Zaten siz de bunu fark ediyorsunuz. Hamurumuzun içinde mayamız iyice kabardıktan sonra, 5 dakika sonra yani 50 gram tuz ekliyoruz. 100 gram el kararıyla şeker ekliyoruz. 100 gram olacak şeker. Ve yumurtalarımızı kırıyoruz. Saydığımız bütün malzemeleri şu anda hamurumuzun içine ekledik. Güzelce karıştırmaya devam ediyoruz. Tuzu, şekeri, mayayı, yumurtayı iyice karıştırdıktan sonra en son olarak tereyağımızı ekliyoruz. Tabii tereyağımızı böyle mayanın içinde inceltiyoruz. Yağımızı bu şekilde erittikten sonra yavaş yavaş unumuzu katıyoruz. Yaklaşık 5-10 dakika dinlendireceğiz hamur bittikten sonra. Evet değerli arkadaşlar, şöyle hamurumuzu iyice hazırladık. Şimdi tabii ki ortam sıcaklığına göre hamurun bekleme süresi değişiyor. Yani burası ılık bir ortam şu anda. Burada yaklaşık 10 dakika bu hamuru dinlendirirsek güzel bir hamur ortaya çıkar. Ama tabii ki de hamur dinlendirmede ortam sıcaklığı çok önemli. Hamurumuzu yuvarladık iyice. Zaten renginden de ne kadar güzel bir hamur oldu belli oldu. Şimdi onun üstünü kapatacağız ve 10 dakika dinlenmeye bırakacağız. Cezene farkı var. Pide hamurumuz şu anda dinlenirken size normal ekmek yapacağım. Tekrar malzemelerimizi kısaca sayıyorum. Un, maya, tuz. Normal ekmeğimiz için malzemelerimiz. Mayamızı koyduk. İnceltiyoruz mayamızı. Ilık su. Mayamızı koyduktan sonra 50 gram tuz koyuyoruz. Tuzun eridiğini hissettikten sonra mayamızın içinde karıştırırken içine yavaş yavaş un da katıyoruz. Bu arada diğerini de açtık. Evet değerli arkadaşlar, şimdi hamurumuzun birini dinlenmeye bırakmıştık. Yaklaşık 10-15 dakika oldu. Bence o hazırdır. Bir de diğer hamurumuz var, ekmek hamurumuz. Onu da dinlendireceğiz. Hadi bakalım pidemizi hazırlayalım. Bakalım nasıl pide olacak. Hem de tavura az kaldı zaten. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii ki soracaksınız bana evde bu pideler olur mu diye. Zaten benim size anlatımım evde bu pide yapmanız için. Ancak siz evde nasıl fırınınız varsa mevcutta o şekilde ekmeği yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet, şu şekilde şöyle tombiş bir hamurumuz hazır. Onu böyle koyacağım. Sonra bütün hamurdan böyle top yapacağım. Ondan sonra açıp fırına vereceğiz. Bakalım pidemiz nasıl olacak? Şu anda pide hamurumuz ve normal ekmek hamurumuz hazır. Onları açacağız. Ondan sonra yumurtamızı koyacağız. Tırnağımızı vuracağız. Tabii ki cezene farkıyla. Hadi başlayalım. Hamurlarımız da hazır. Şimdi yumurtamızın sadece sarısını koyacağız. Evet, yumurtalarımızı koyduk. Şimdi iyice yedireceğiz.
Değerli arkadaşlar, bütün ekmeğimizi şu anda hepsine tırnak attık ve şimdi küncümüzü, susamımızı, siz ne dersiniz, çörek otumuzu, tabi tabiri size ait ama susamımızı atıyoruz. Evet, hatta pide çok sıcak, elim biraz yandı ama olsun. Minnoş ekmekler de hazır. Evet değerli arkadaşlar, herkese hayırlı sahurlar diliyorum. Şöyle güzel de bir pidemizi göstereyim şöyle.